YouTube Fizikle Barış kanalındayız. Sadık Uygun yayınlarının Spotlu Soru Bankası'nın LYS Soru Bankası'nın çözümüne devam ediyorum. Test 19'da birlikteyiz arkadaşlar. Evet. Ne demiş? Birinci sorumuz. Düzgün türdeş bir tel şekildeki gibi kıvrılmış. Buna göre tel o noktasının iple asılırsa ipin uzantısı nereden geçer? Bakın arkadaşlar. Kitabı alan arkadaşlar bunları çok iyi görecekler. O yüzden mutlaka kitabı tavsiye ediyorum spot bilgiler var. Birinci spot bilgi ne diyor? İp ile tavana asılan cisimlerde ipin uzantısı ağırlık merkezinden geçer. Bakın bu spot bilgiyi kullanacağım. Nasıl oluyor bu iş? Şimdi tel demiş değil mi? Tellerde ne yapıyorduk arkadaşlar hatırlıyorsanız? Uzunluk önemliydi. Bakın ne görüyorsunuz? Karelerde çizildiği için işimiz kolay. Hemen bak bu dört parçanın ağırlığını buraya dört parça diyebiliriz. İstediğinizi görmekte özgürsünüz. Mesela şurada bir dört parça daha gördüm değil mi? Şurada bir dört parçada gördüm. Ve son olarak şu parçanın da ağırlık merkezi dört. İstediğinizi gruplandırabilme özgürlüğüne de sahibiz. Bakın. Şu dört parça şu dört parça şurada buluşur muydu? 8. Bakın kullandıklarımı hemen çizik attım. Şu dört parça ile şu dört parça da nerede buluşacaklar? Ağırlık merkezleri tam ortada, değil mi? Şurada bir 8 daha oldu mu arkadaşlar? E 8 ile 8 nerede buluştu? Dikkat edin sistemin ağırlık merkezi 16 olarak burasıdır. Şimdi ne demişti spot bilgimiz? İpin uzantısı ağırlık merkezden geçer. Nereden asarsanız asın. Bakın ne demiş arkadaşlar? O noktasından asılmış değil mi? O noktasına asarsak da ne yapacak? İpin uzantısı 16 olan yerden geçecek. Bakın biraz düzgün bir çizgi çekerseniz de sistemin ağırlık merkezinin LM arasından bir yerden geçtiğini göreceksiniz arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabı da Ceyhan diye buluyoruz arkadaşlar. Çok önemli bir soru tarzıydı. Bu tarz sorularda bakın ana düşünceye hakim olduğunuz mu işiniz çok kolay. Evet, ikinci bir sorumuz. Özdeş türdeş küplerden oluşturulmuş cisimler şekildeki gibi tutuluyor. Cisimler serbest bırakılınca hangilerinin konumu değişmez? Bakın, spot 3'e göre. Bakın, 3. spotta ne anlatmış arkadaşlar? Yere konulan cismin dengede kalabilmesi için ağırlık vektörünün yere değen noktaların dışına çıkmaması lazım. Mesela ne gibi? Genel olarak böyle bir sistemin ağırlık merkezi yere değen noktalar şurası mı? Bakın, sistemin ağırlık merkezi buradaysa sistem dengede kalır. Yine aynı şekilde bakın. Çizgi dahil. Bakın burada çok güzel bir şeye basmış. G ağırlığı tam çizgide ise çizgi dahil demek arkadaşlar. Bakın ağırlık merkezi taban burada mıydı? Ağırlık merkezi bunun dışına çıktığı anda ne oluyor? Sistem o zaman maalesef dengede kalmaz. Ve bu spot bilgiyi kullanıyorum. Dikkat edin şimdi. Özgürsünüz. Ne görürseniz serbestsiniz. Bakın ne görüyoruz? Mesela isteyen arkadaş serbest. 1, 2, 3 parçanın ağırlık merkezi şurada 3P diyebilir miydim? Şurada da bununla bu kaldı. Bunların da ağırlık merkezi şöyle bir 2P ağırlığı yaptı mı? Şimdi 3P ile 2P. Şimdi kritik nokta neresi? Nereden devrilme riskimiz var? Burası. Buraya göre moment alarak da işte deviriz. Bakın 3P'nin buraya olan uzaklığı kaç? Yarım. Eğer eşittir oluyorsa problem yok. 2P'nin uzaklığı kaç? 1. Arkadaşlar bakın 2P, 3P bölü 2'den daha büyük olduğuna göre buranın momenti bundan büyük olduğuna göre sistemin ağırlık merkezi bu tarafa doğru kayacak. Yani şuralarda bir yerlerde. E burada olması neydi? Tabanın dışına çıktığınız için maalesef böyle bir sistem dengede kalamaz. İkinciye geldim bakın. P ile P nerede buluştu? Şurada 2P. Bununla bu yine burada 2P. Bakın çizgide göstün. 2P ile 2P tam ortada buluştu mu? Çizgide mi? Evet çizgi dahil demişti ikinci özellik. Evet. Buraya gelip özgür ruhsunuz gene. 3 parça burada gördük mü? Bir parça da burada olunca bu çizginin üzerine 4P gördük mü arkadaşlar? Bir tane de burada P kaldı mı? Bakın 4P ile P eşit olsaydı buradaydı ama 4P büyük olunca burada mı? Tabanın içinde mi? Evet. O zaman L ve M sistemleri dengede kalacaktı arkadaşlar. Ve aynen de söylediği gibi spot bilginin ışığında arkadaşlar. Evet yine bir bilgi. Az önce de bunu yapmıştık arkadaşlar. Bunun yine bir spot 1 ile. neydi? İple tavan aslan cisimlerde ipin uzantısı ağırlık merkezinden geçen spot bilgisini kullanıyorum. Türdeş bir çubuktan kesilen parçalarla şekildeki cisim yapılıyor. Cisim nereden asılırsa dengede kalır. Bakın neydi az önce de tel sorusu. Bu teli istediği şekilde kıvırıp kıvırıp ha yeni sorular yazabilir arkadaşlar. O yüzden siz sadece ana düşünce öğrenin. Ne gördük? Şurada bir dört parçalık parça. Ağırlığını astım. Dört. Sonra şurada iki. Sonra burada bir iki. Şurada bir, de, bir daha iki. Şimdi isterseniz moment alın. İsterseniz buluşturmacı yapabilirsiniz. Hadi az öncekinde buluşturma kolaydı. Burada da moment alalım. Çeşitleme görün. İstediğiniz bir yerden düşünün. Örneğin şuradan bir yerden moment alalım. Bakın buradan moment alırsam x eşittir dedim. Ne oldu? Bunun momenti yok. Diğerlerinin var. 2 var. Uzaklığı nedir? 1. Diğer iki parçanın buraya olan uzaklığı 2. Diğer iki parçanın buraya olan uzaklığı 3. Bölü hatırlıyorsanız toplam ağırlık deyince direkt cevabı buluyorduk. 4 6 8 10 parçayı taşıyacak. O zaman x'in cevabı ne oldu? Bakın burası 6. Şurası 4. Burası 2. Topladım. 12 bölü 10 ne yaptı arkadaşlar? Moment aldığın yerden 1.2 birim ötesi evet. Bakın 1.2 Şuralarda bir yerlere denk gelecek. O zaman LM arasından asarsanız bu sistem dengede kalacak arkadaşlar. Evet. Ne demiş? Dördüncü bir soru. Kendi işlerinde düzgün ve türdeş olan eşkenar üçgen şeklindeki levhalar dengedeymiş. Ve L ve M levhaların ağırlıkları kütleleri eşit ve M ise K'nın kütlesi. Bakın ne demiş? Dördüncü bir spota göre ne diyor? Farklı cisimler yapıştırılıp iple asıldığında dengede kalmışsa cisimlerin ağırlıklarının ipe göre tork büyüklükleri. Bakın tork alacaksınız arkadaşlar. Öyle sağdakiler soldakilerin eşit olabileceği şekilde nedir? Eşit kollu terazilerde. Böyle eğer birinin uzaklığı farklı yerdeyse mutlaka çok önemli bir yere parmak basmış tork alınacak. Şimdi burada üçgende canımız sıkan ne olabilir? Şu. Bakın üçgenin ağırlık merkezi hatırlıyorsanız birazcık böyle bir yerdeydi. Nasıldı? Böyle olursa x e 2x. Peki şekle dikkat edin. Şöyle yapsaydık ne olacaktı? Bir de öyle bir şeklimiz var. O zaman ne oluyordu? Burası x, burası 2x, değil mi? Ya e o zaman bakın şuraları ben her birini 3x'miş gibi düşünerek hareket edersen bakın. Ne görüyorum? Bunun ağırlık merkezi şurada mıydı K'nınki? Buraya x, buraya 2x. Peki L'nin neydi? Kütlesi m miydi? x 2x. Bunun da kütlesi M'ydi. X, X, X gibi düşünebilirim değil mi bunları? Şimdi nereye göre ne demiş arkadaşlar? Spot bilgi ipe göre tork. Bakın sistemin denge noktası burası değil mi? Buraya göre tork aldık. Sol tarafa yatıranlar ve sağa yatıranlar. Ne olacak? Bunların torkları eşit olacak. Nedir? Tork sola doğrularla tork sağa doğrular aynı olacak. Sola doğru sola doğru k var. Buraya olan uzaklığı ne kadar? x. k çarpı x eşittir. m kütlesi var. Buraya olan uzaklığı x. Şu m kütlesinin bakın X 2x oldu mu? E o zaman x'ler elveda. k eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 3m diye cevabı ulaşmış bulunuyoruz arkadaşlar. Evet. Bir başka sorumuz. Ee, burada gözükmedi diye ben boyattım özellikle kx'in kim olduğunu. Kendi işlerinde düzgün ve türdeş olan x, y, z, falanın kütleleri sırasıyla mx, my ve mz'ymiş. Bunlar dengede olduğuna göre kütleler. Ne demiş? Dördüncüde bakın daha önce de kullandık farklı cisimler yapıştırıp iple aslında dengede kalmışsa cisimlerin ağırlıklarının ipe göre tork büyüklükleri. Yine tork alacağız arkadaşlar. Bakın bu sistem dengede mi? Türdeş. X'in ağırlık merkezi nerede? Şurası. Ne kadarmış? Mx. Dikkat edin. Levhanın ağırlığı Mx. Siz burada gidip de her birine x, x, x yazarsanız 3x gibi düşünebilirsiniz. Levhanın ağırlığının direkt veya kütlesinin Mx olduğunu. E burası ne kadar? My. Aynı şekilde bakın. My burada. MZ de burada mıdır o ağırlık merkezi? E şimdi ne yapıyoruz? Bakın bu sistem buradan ipe göre dengede. Bu da ipe göre ne yapıyoruz? Tork alacağız değil mi? Bakın hemen şunun şuraya olan uzaklığını 1 bölü 2 birimse bunun da buraya olan uzaklığı 1 bölü 2 değil mi? Ne oldu? Yani yaz. MY çarpı ipe uzaklığı 1 bölü 2. X'in uzaklığı da 1 bölü 2. Sonuç nedir? X ile Y'nin kütlesi birbirine eşittir. Buraya geldiğimizde ne oldu? Bakın ipe göre alıyorum. Bunun uzaklığına kadar 1 bölü 2 birim. Buraya olan uzaklık 1 bölü 2 ise başladım. MY çarpı 1 bölü 2 Z çarpı 1 bölü 2 e Bunlar da gitti. Y ile de Z birbirlerine eşit miymiş arkadaşlar? Sonuç herkes birbirine eşit arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkındaki gibi olacaktır. Evet. Bir başka soru. Kütle merkezi. Bakın son yıllarda özellikle LYS sınavlarına çok karşılaştığımız bir bilgi arkadaşlar bu. Kütleleri M, 2M ve 9M olan cisimler yerleştirmiştir. Ortak kütle merkezi neresidir? Spot 2'ye göre ne demiş Spot 2? Ortak kütle merkezinin koordinatları bulunurken her kütle x ve y değerleriyle çarpıldıktan sonra toplanır. Bakın x'leri bulurken ne yapıyor? M1, x1, m2, x2, m3, x3 bölü toplam kütle. Aslında derslerde de bunu yapıyoruz O zaman bakın x'i merak ediyorsanız hemen yapacağınız şeye bakıyorum. X'lerine bakar. M'nin x değeri kaç? 1. M çarpı 1. 2 M'nin x değeri kaç? O da 1. 2 M çarpı 1. 9 M'nin x değeri kaç oldu? 5 bölü toplam kütle ne kadar? 9, 10, 12 mi arkadaşlar? Bakın 45, 47, 48 bölü 12'den x koordinatınız kaçmış? 4. Y koordinatına gelirsem bu sefer y'lerle bakın m'nin y koordinatı kaç? 1. Artı 2 m'nin y koordinatı 4. 9 m'nin y koordinatı 3. Toplam kütle hala 12M arkadaşlar biliyorsunuz. Nedir? 27, 8 daha 35, 36 bölü 12'den arayacağınız cevap nedir? 3. O zaman X koordinatımız arkadaşlar gördüğünüz üzere 4. Y koordinatımız ise 3 olacaktır. Evet. Dolayısıyla bu testi de bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki 20. testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.